Evet, ne haber? Nasıl gidiyor? Böyle bir giriş ve arkada böyle bir gameplay beklemiyordunuz değil mi? Ama şu anda Beyaz Kurt izlediğinizi sizlere hatırlatmak isterim. Bugün konuşacağımız konunun TOG'la bir alakası yok tabii ki. Dün zaten yeterince konuştuk, video açıklama kısmına koyarım. Bu videodaki konumuz OnlyFans, fakat arkada ben TOG otomobilimiz yerli ve milli şarkısını söyleyen dayıdan kaçacağım. O dayıyı da eğer ki bilmiyorsanız araştırarak öğrenebilirsiniz. Her neyse, biz konumuza geçelim. Artık ne kadar ciddi olabileceğim bilmiyorum ama uzun zamandır OnlyFans hakkında konuşmuyorduk, bir aralar konuşmuştum. Ve OnlyFans yine gündemimize ünlü isimler sayesinde gelmiş oldu. Ebru Polat, sözde şarkıcı olan bir ablamız. Şarkıcı diyoruz ama şarkıları o kadar da iç açıcı değil açıkçası. Hiç öpmeyeyim canım, yılan sevmiyorum. Hiç öpmeyeyim canım, OnlyFans sevmiyorum. Hayır, bir de daha komik olanı ne biliyor musunuz? Ablamız birkaç gün önce artık bana avukat hanım diyeceksiniz falan yazmış Twitter'a. Birkaç gün sonra verdiği habere bak. Yorumlarda elbette biri bundan bahsetmiş. Kendisi de buna karşılık olarak şu anda avukat değilim, o yüzden bir sorun yok yazmış. Fakat arkadaş galiba bilmiyor ama OnlyFans'taki fotoğrafların birçoğu zaten patlıyor bir gün yani. O yüzden elbette oradaki fotoğrafların sadece orada kalmayacak. İnsanlar bunu birbirleriyle paylaşacaktır. Yani artık OnlyFans hesabına ne yüklüyorsan onlar bir gün elbette karşına çıkacak. Parasını kazandığın gibi insanlardan laf da yiyeceksin. Çünkü bu böyle bir iş. Şimdi buradan sonra söyleyeceğim şeylerin Ebru Polat'la bir alakası yok. Direkt olarak OnlyFans'ın genel kitlesinden bahsedeceğim. Çünkü Ebru Polat'ın içeriği henüz bilinmiyor. O yüzden herhangi bir alakası yok yani. Normal bikinili fotoğraf yükleyip paylaşıyor da olabilir. Ha, fotoğraf satmaya hiçbir şekilde saygım yok, onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani ben başkaları hakkında konuşacağım şimdi. Gelelim OnlyFans'a. OnlyFans hakkında ne düşünüyorum? Aylar öncesinde bir video yaptığım için şu anda birçok takipçim OnlyFans hakkındaki düşüncelerimi bilmiyor. Öncelikle ben OnlyFans kaldırılsın, ne kadar saçma bu uygulama, bunun ülkemizde yasak olması gerekiyor falan diyenlerden değilim. Kimin nasıl para kazanmak istediği beni ilgilendirmiyor. Zaten buna karışma hakkım da yok. Fakat eleştirme ve laf söyleme hakkım var çünkü bu işe saygı duymuyorum. Zaten bu saygı duyulacak bir meslek mi? Orası tartışılır. Hatta bu bir meslek mi? Bu bile tartışılır. Çünkü tek yaptığın şey, affedersin, götünü başını çekip bir platforma yüklemek. Bu kadar. Tamam da sen götünü gösteriyorsun diye insanlar sana saygı duymak zorunda mı? Sen götünü gösteriyorsun diye cesur mu oluyorsun gerçekten? Şaka yapmıyorum, yorumlar bu ve bunun gibi şeylerle doluydu. Cesur kadının hali bir başka oluyor. Vah be aşkoma, saygım arttı. Ya iyi de kardeşim, göt göstermek gerçekten cesaret örneği mi oldu? Yani benim anlamadığım şey şu. OnlyFans açan insanlara çok cesursun, şöylesin, böylesin dediğiniz zaman gerçek olmayan şeylerle mutlu oluyorlar. Ama ben gerçekleri söylediğim zaman, sen götünü göstererek para kazanıyorsun dediğim zaman niye bu insanlar bana bu kadar sinirleniyor? Yaptığınız şey bu değil mi? Yaptığınız şey bu olmasaydı eğer biz de farklı şeyler söylerdik. Ama OnlyFans'ın amacı bu zaten. Oranı buranı gösterip para kazanıyorsun, işte bu kadar basit. Ve sen daha bunu bile kabullenmiyorsan eğer, demek ki bu yaptığın işte bir sıkıntı var. Mesela bir garson düşünün. Garsona görevini sorduğunuz zaman size açık ve net bir şekilde söyler. Ben insanların yemeklerini masalarına götürüyorum der. Yiyecek ve içecek servisi yapıyorum der. Mesleğin ne diye sorduğunuz zaman da ben garsonum der. Bunlar utanılacak şeyler değil. Farkında mısınız bilmiyorum ama OnlyFans'takiler böyle değil. Ne iş yapıyorsun diye soruyorsun. Siz ne yapıyorsunuz? Sanat yapıyoruz. Ha, aynen kanka, sanat. Peki bu sanatı bana birazcık daha açabilir misin diye sorduğumuz zaman herhangi bir şey demiyorlar. Ben size söyleyeyim. Götünü başını açıp para kazanıyorsun. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliyorsan eyvallah. Sen gerçek bir OnlyFans içerik üreticisisin. Fakat eğer ki bunu söyleyemiyorsan bu işi yapma. Çünkü bu işten utanıyorsun. Ve garip bir şekilde OnlyFans'ı anası babası gibi savunan insanlar da var. Onlara sadece şunu söyleyebilirim ki bir işi eğer ki annenizin veya babanızın yapmasını istemiyorsanız, böyle bir şey yapsalar onlardan soğuyacaksanız eğer, demek ki sizin o işe saygınız yok demektir. Saygı duymamak ile karışmamak arasında fark vardır diye bininci kez söylüyorum ama tekrar söylemek zorundayım çünkü kanalımı herkes takip etmiyor. Bir işe saygı duymayabilirsin ki ben OnlyFans'a saygı duymuyorum ama karışmıyorum da. İsteyen istediğini yapar fakat bana saçma geliyor ve bu yüzden eleştiriyorum. Bir insanın para kazanmasındaki tek yeteneği orasını burasını göstermek olmamalı. Yani göt herkeste var. Göt sadece bu insanlara özel bir şey değil. Göt hepimizde var ve bir insan götünü gösteriyor diye cesur falan olmuyor. Bana göre ucube oluyor. Cinsel zevk için kullanılıp çöpe atılan birisi oluyor. Bu sefer de şey diye savunma yapanlar çıkacak. Siz hiç mi cinsel içerikli şeyler izlemiyorsunuz? Bunlar da bir ihtiyaç. Cinsel içerikli bir şeyler izlemekle bu işi yapan insanlara saygı duymak arasında fark vardır. Sen gerçekten bunları izlerken onlara saygı mı diyorsun? Ne güzel meslekmiş ya, ben yapayım mı diyorsun? Hayır demiyorsun. Zevk alıp kapatıyorsun, bu kadar. Şu OnlyFans'ı baş tacı yapmayın artık. Yapan kazansın, hiçbir şey demiyoruz. Ama ben bunu yapan kişiye çok cesursun, şöylesin, böylesin, çok yeteneklisin, işte ne bileyim, sen sanat yapıyorsun falan demem. Sen götünü başını göster.
gösterip para kazanıyorsun ve bu ezikçe derim. Bu kadar. Zaten emin olun bu insanlar yaşlandığı zaman çok pişman olacak. Bunun bir örneğini Amorant'ta gördük. Kendisi hatırlarsanız ki kocası tarafından zorla bu işe başlatıldığını söyledi. E tabi ablamız paraya doydu. Kendini bir şekilde masum göstermesi gerekiyordu. Bakın arkadaşlar, bu işler 20 saatte çözülmüş olamaz. Yani Amorant bunları açıkladıktan tam 20 saat sonra tüm hesaplarını kocasından aldığını söyledi. Ama bu imkansız bir şey, yani bir dava süreci olması gerekiyordu. Yani yapılan şey muhtemelen kurguydu. Kesin demiyorum bakın, muhtemelen kurguydu. E kurgunun sonucunda ne oldu? İnsanlar şu anda bu kadının zorla çalıştırıldığını düşünüyorlar. Ve kadın bu işlerden kurtulduktan sonra yayıncı olarak kariyerine devam edeceğini söyledi. Bu da demek oluyor ki üzerindeki damgadan kendisi de mutsuzdu. Demek ki neymiş? OnlyFans saygı duyulacak bir iş değilmiş. Yaparsın yapmazsın fark etmez. O senin kendine olmayan saygın. Benim kendime bir saygım var. Ben böyle bir iş yapmam. Yaşlandığım zaman pişman olacağım hiçbir şeyi ben genç yaşında yapmam. Huzurlu bir hayat isterim. Video bu kadar aslında ama gameplay'i merak edenler için de buradan sonrasına gameplay'i koyacağım sadece. 8 dakikayı uzatmak için böyle bir şey yapıyorsun vesaire demeyin. Video zaten sarı dolar. Bu videodan herhangi bir kazancım olmayacak. Bilginiz olsun. Sadece merak edenler için koyuyorum. Neyse hadi gameplay gelsin. Kıskanan her yerde belli. Yerli değil, milli değil diye.